Size asgari ücret de teklif edebilir. İlk yeni öğretmenliğe başladığınızda ya da 5000, 6000 gibi bir rakamla da başlayabilirsiniz. Son gelişmeleri takip ediyorsanız eğer, Google ve Apple artık diplomaya bakmayacaklarını söylediler işe alırken. Ayşenur, Unistart'a hoş geldin. Hoş bulduk. Liseden arkadaşlarımız bize üniversite ve üniversite yaşamına dair sorular soruyorlar. Biz de burada onları muhataplarıyla buluşturuyoruz. Bugün fen bilgisi öğretmenliği videosu çekeceğiz, tanıtımını yapmaya çalışacağız. Bunun için Ayşenur'a ulaştık. Kendisi Boğaziçi Üniversitesi'ni birincilikle bitirmiş. Ana temamız, merak etmeyin, çok dallandırıp budaklandırmayacağız, fen bilgisi öğretmenliği. Ayşenur, tekrar hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkürler. Formalite nasılsın, iyisini de yaptık. Bu da çok saçma oluyor, aşırı samimiyetsiz. Videodan önce konuşuyoruz arkadaşlar, nasılsın, iyisin diye de. Hani olsun, siz de yeni izlediniz de. Değil mi? O kadar da oluyor. Boğaziçi'nde, bu arada şaka değil, gerçekten de Boğaziçi'ni birincilikle bitirdi bölümünü. Bir sene önce mezun, şu an yüksek lisans yapıyorsun değil mi Ayşenur? Evet, evet. Bir senedir yüksek lisans yapıyorum. Süper. Oradaki ismi ne? Bu, yani biz fen bilgisi öğretmenliği olarak biliyoruz ama Boğaziçi'nde biraz farklı mı bu durum? Şöyle, bizde matematik ve fen bilimleri eğitimi bölümü var. Bu bölümün altında da farklı farklı programlar var. Fen bilgisi öğretmenliği o programlardan biri. Yani ayrıca fen bilgisi öğretmenliği bölümü yok da fen bilgisi öğretmenliği programı var. Bunun dışında matematik ve fen bilimleri eğitimi bölümünde hangi programlar var derseniz, mesela ilköğretim matematik öğretmenliği, fizik öğretmenliği, kimya öğretmenliği, bunların her biri bir bölüme bağlı. Ben de matematik ve fen bilimleri eğitimi bölümünün altında fen bilgisi öğretmenliği programını bitirdim bir sene önce. Ama bu program dediğin şey aslında 4 yıllık bölüme tekabül ediyor tabii mantık ki. Olarak. Yani aslında olay bu. Ya fen bilgisi öğretmenliği diploması alıyorsun. Aynen öyle, doğru. Biz tatlı sohbetten sonra sorulara geçiyoruz. Hazırsan senin de soruların geliyor. Hazırım, bekliyorum. Evet, ilk soru. Fen bilgisi mi öğreniyorsunuz yoksa fen bilgisi öğretmeyi mi öğreniyorsunuz? Güzel soru. Aslında ikisini de öğreniyoruz. Biliyorsunuz bölüm 4 senelik ve 4 seneye aslında bu ilk söylediğimiz şey dağılmış vaziyette. İlk 2 sene alan dersleri alıyoruz. Bunlar neler? Fizik, kimya, biyoloji, matematik ve burada da aslında alan bilgisine sahip oluyoruz. 3. ve 4. sınıfta ise fen bilgisi öğretmeyi öğretiyoruz. Yani öğretmenlik derslerini alıyoruz. Pedagojik formasyon alıyoruz ve bunun yanında da son sene 2 tane stajımız oluyor. Bir tanesi özel okulda, bir tanesi de devlet okulunda olmak üzere. O açıdan bölüm hem size alan bilgisini öğretiyor hem de öğretmenlik eğitimi nasıl verilir aslında bunu gösteriyor. Eyvallah. O zaman diğer soruya geçiyorum. Bu bölümü neden tercih ettin? Bu bölümü neden tercih ettim? 2014 yılında girdim ben bölüme. O zaman sınav sonucum, LYS'ydi bizim sınavın adı, şimdi değişti. 50.000'ine girmiştim, 50K'ya girmiştim. Ve baktım neler yapabilirim. Aslında aklımda her zaman öğretmen olmalıyım gibi bir fikir yoktu kesinlikle. Hatta ben beslenme ve diyetetik istiyordum. 30K'ya girmem gerekiyordu ve girememiştim. 50K görünce araştırmalarım başladı. Tercih kılavuzunu önüme aldım ve ne yapabilirim diye biraz baktım. Sonra Boğaziçi Üniversitesi gözüme çarptı. Ve dedim ki ben Boğaziçi'ne girebilirim. Hani öğretmenlik olmasa bile sonuçta Boğaziçi'nin bana katacağı şeyler olur. İngilizce eğitim gibi ya da akademik ilerleyebilirim gibi bir fikirle bu bölüme geçtim. Aslında şunu söyleyebiliriz. Ben biraz bölüm değil de üniversite tercihi yapmış oldum. Evet, üniversite tercihi yapmış olmuşsun. Evet. Yani bu çok şu an tercih döneminde arkadaşlarımız. Bu tercih dönemindeyken şunu da söyleyeyim arkadaşlarımıza. Çok soruyorsunuz. Üniversite mi tercih edilmeli, bölüm mü tercih edilmeli? Aslında bunun kişiye özel bir soru olduğunu hep söylüyoruz size. Siz neyi istiyorsanız, nasıl bir anlayışınız varsa, hedefiniz nasıl bir şeyse ona göre değişiyor işler. Belki de Ayşenur'a Instagram'dan ulaşıp neden üniversiteyi tercih ettim, ben de üniversite tercih etmeliyim diye sorabilirsiniz. Ayşenur da tabii ki de izin veriyorsa böyle bir şeye. Onu tabii da sosyal medyadan bölüm ve üniversite hakkında sorularınızı yöneltebilirsiniz arkadaşlar. Lafı gelmişken, arkadaşlar videoyu sonuna kadar izleyip beğenirseniz eğer, videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Aşağı yorumlarınızı bizden esirgemeyin. Bol bol yorum yapın arkadaşlar. Bir kişi birden fazla yorum yapabiliyor. Yazın.
Bölüm gelmesini istiyorsanız bölüm gelmesini istediğinizi belirtin. Ne istiyorsanız yazın. Yorumlarınız bizim için çok değerli. Kanala hala abone değilseniz de abone olursanız seviniriz arkadaşlar. Reklamımızı da yaptıktan sonra diğer soruya geçiyorum. Özelde ve devlette maaşlar nasıl? Evet. Devlette KPSS problemi var. Eğer KPSS'ye geçebiliyorsanız 4000 lira gibi bir maaşla başlıyorsunuz. Ama buna ek ders ücretleri daha iyi değil. Eğer siz ek derse verirseniz maaşınız 5500 gibi bir rakama çıkabiliyor. Özele geçecek olursam, özelde de hangi özelde olduğunuza çok bağlı. Onun dışında hangi şehirde işe girdiğinize de bağlı. Hmm. Şöyle söyleyeyim, İstanbul'dan örnek verecek olursam. İstanbul'da standart bir özel okul size asgari ücret de teklif edebilir. İlk yeni öğretmenliğe başladığınızda ya da 5000-6000 gibi bir rakamla da başlayabilirsiniz. Her ikisini de gördüğüm için bunu açık yürekli de söyleyebiliyorum. Benim 5000'e de işe başlayan arkadaşım var. Asgari ücret teklif edildiği için okula girmeyen arkadaşım da var. O yüzden bu skala biraz geniş. Böyle cevap Anladım. Verebilirim. Güzel. Fen bilgisi öğretmenliğinden mezun olan biri devlete atanamazsa özel sektörde kolaylıkla öğretmenlik işini yapabilecek iş bulabilir mi? Bence bulabilir ama bu kesinlikle kişiye de çok bağlı. Eğer kişi kendini geliştirmişse, bu yetkinliklere sahipse zaten bir özel okula başvurduğunda CV'si de karşı kurumdan onay alıyorsa tabii ki işe alınır. Çünkü çok fazla kurum var, çok fazla iş imkanı var. Her zaman şöyle bir yanılgı var bence, öğretmenler işsiz kalıyor diye. İşsiz kalmazsınız. Eğer siz gerçekten çabalarsanız ve bir şeyler yapmak isterseniz iş bulursunuz. Buna inanın. Hiç de hani öğretmenlik yazmayayım çünkü işsiz kalırım düşüncesiyle bu seçeneği göz ardı etmeyin bence. İş bulabilirsiniz. Bu güvenceyi veriyorum. Eyvallah, güzel. Bu güvenceyi kimse vermez arkadaşlar. Babanız vermez. Ben veririm. Birkaç yıl sonra bana yazıyorlarmış neden geldim falan diye. Aynen, senin yüzünden. Atanamıyorum falan diyorlarmış. Arkadaşlar atanamayabilirsiniz ama özel sektörde direnirseniz iş bulabilirsiniz diyor. Evet. İlla atanırsınız değil mi? Ki atanan birileri var. Neden siz olmayasınız? Ayşenur, burası çok sıcak. Katılıyorum. Burası da sıcaklaştı. Seni gördükçe ben de daha fazla. Değil mi? Ben fenalık gelmeye başlıyor. Arkadaşlar, verdiğimiz görsel rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. Ter, kan bir şey görüyorsanız ter kan içerisinde. bir şey söyleyeceğim. İşte YouTube'da emek yok diyorsunuz. YouTube'da emek var bak. Alın teri. Nasıl şaka? Çok tam kötü. Olarak alın teri. Evet, ciddi ama ciddi yani alın teri. Evet evet. Bayağı kötü. Bu arada arkadaşlar tişörtümü de çok severek aldığım bir tişört. Half-Life'ın efsanevi bir oyundur bilenler bilir. Tişörtü beğenenler aşağı yorum yazsın. Onunla da bir ne diyebilirim. O zaman geçiyorum diğer soruya. Bu bölümü okumak isteyenlerde ne gibi özellikler olmalı? Eğer öğretmenlik yapmak istiyorsanız ilk etapta iletişiminizin güçlü olması lazım. Çünkü hem ebeveynlerle iletişime gireceksiniz hem de çocuklarla iletişimde olacaksınız. Bu açıdan gerçekten iletişim kurmayı seviyor musunuz? Güçlü bir iletişime sahip misiniz? Bunu değerlendirin. İkinci etapta aktarma bilgisi çok önemli. Çünkü bazı öğretmenler kendiniz de mutlaka yaşamışsınızdır. Öyle bir öğretmen denk gelmiştir. Bana çok, fazla... çok öğretmen denk gelmiştir evet. evet. Alan bilgisine sahip, alanında gerçekten çok başarılı. Ama bunu aktaramıyor. Ve aktaramadığında evet. da aslında öğrenciye geçmiyor. O yüzden siz bilgiyi aktarabiliyor musunuz? Bu yönde bu yeteneğinizi geliştirmek istiyor musunuz? Bence bu da çok önemli. Onun dışında neler önemli? Özverili ve sabırlı bir insan olmanız lazım. Neden özverili dedim? Çünkü sınıfınızda çok farklı profillerden öğrenciler olabilir. Farklı öğrenme stillerine sahip öğrenciler olabilir. Sizin gözlem yeteneğiniz yüksek olmalı ki o öğrencinin neye ihtiyacı var bunu belirleyebilin ve ona uygun bir eğitim planlayabilin. Bu yüzden gözlem yeteneği, özveri ve sabır da çok önemli diyebilirim. Peki hocam, mesela ben fizik sevmiyorum, kimya biyoloji seviyorum. Fen bilgisi öğretmenliği yine yapabilir miyim? Tabii ki. Aslında şöyle, ben ilkokuldayken, daha doğrusu ortaokulda fen bilgisi var. Fen bilgisi dersinden nefret ederdim. Hatta en sevmediğim ders fen bilgisiydi. Sonra tercih zamanında da şey dedim ya, hani sen bu dersi hiç sevmiyordun ki, lisede de fiziği sevmezdin. Ama şu an buradayım. Fen bilgisi öğretmenliği yaptığım zamanlar da oldu, öğretmenlik de yaptım. O zaman gayet severek anlattım. Hatta öğrencilerimle şöyle bir iletişim geçiyordu. Ya çok haklısınız basit makineleri sevmemekte. Ben de nefret ederdim. Ama bakın zamanla bu geçecek. Bunu aşacağız. O yüzden ben fizik sevmiyorum ya da işte ben kimya sevmiyorum, biyoloji sevmiyorum diyerek seçeneğinize göz ardı etmeyin derim ben. Güzel.
Hocam ben şunu da merak ediyorum. Şimdi genelde öğreten insanlar bir alanda uzmanlaşan insanlar oluyor. Hı-hı. Yani bir ben mesela elektrik mühendisliği bitiriyorum. Bitti sayılır. Bitmek üzere. Bitecek. Belki de bitmiştir. Ama Şimdi elektrik mühendisliğinde hoca geliyor, biri makine anlatıyor ve o hep hayatı boyunca makine anlatıyor aslında. Uzmanlaşıyor, makine anlatıyor. Yani üniversitede bile böyle. Şimdi liselere iniyoruz, ilkokula iniyoruz. Bir sınıf öğretmeni her şeyi anlatıyor gibi geliyor bana. Bir de fen bilgisi öğretmeninin çok geniş kapsamı var. Bu kolay bir şey mi? Daha mı kolay, daha mı zor? Yoksa zorluğu, kolaylığı yok mu? Bence kesinlikle daha zor. Ben fen bilgisi öğretmenliğinin bu kadar geniş bir bölüm olduğunu aslında girdikten sonra anladım. Yani kendim ders planları yazmaya başlamamla birlikte bunu fark ettim. Çünkü çok fazla dediğin gibi alan ayrılıyor. Mesela fizikten de bir şeyler öğretiyorsun, kimyadan da, biyolojiden de. Bunun dışında çocuğa vermek istediğin bazı kavramlar var. Mesela eleştirel düşünme, sorgulama, araştırmacı olma gibi. Aslında bunlar hayat boyu kişinin sahip olması gereken yetkinlikler. Ve bir hocam, fen bunları... öğretmeni olarak... Hocam bölüyorum, kusura bakmayın. Bunları gerçekten de veriyorlar mı ilkokulda, ortaokulda? Bize verilmedi bence. Kesinlikle verilmedi. Yoksa ben mi hissetmedim yani, o yüzden soruyorum. Evet, biz de bunu değiştirmeye çalışıyoruz işte. Ha, doğru. Yaptığımız her ders planında bunun üzerine sınıf arkadaşlarımızla da tartıştığımız dersler oluyor. O anlamda dersler sizi çok besleyecektir. Hatta şunu söyleyebilirsiniz kendinize. Ya ben bu dersi sevmiyormuşum ama bir sebebi varmış. Çünkü bana gerektiği gibi hakkıyla anlatılmamış, gerekli yöntemler kullanılmamış. Belki de o yüzden sevmedim. Aslında fen aşırı hayatla iç içe bir bölüm. Yani tabii bir ki. Parktaki salıncak, parktaki kaykay, oradan aslında bir ders konusu çıkabilir size. Eğer siz de bir fen öğretmeni olursanız özellikle buna dikkat edin ve bu şekilde kendinizi yetiştirmeye çalışın bence. Ki daha sonraki günlerde şey olmasın böyle, bizim gibi insanlar ya bize bu öğretilmedi demesin. O kadar haklı ki, o hocamı alkışlıyorum. Hocam size alkışlıyorum. O zaman diğer soruyla devam ediyorum. Okuduğumuz üniversite önemli mi? Çok önemli. Aslında ben başında üniversite mi tercih ettin, bölüm mü tercih ettin sorusuna üniversite cevabı vermiş olarak, cevabı vermiş biri olarak buna da tabii ki üniversite önemli diyeceğim. Çünkü hani ben Boğaziçi'nde okudum. Boğaziçi'nin nimetlerinden çok faydalandım. Başka okullarda fen bilgisi öğretmenliği nasıl devam ediyor, nasıl işleniyor çok bilmiyorum açıkçası. Ne dersem yalan olur ama başarı sıralamalarını incelediğimde ODTÜ ve Hacettepe ve sonra Ege Üniversitesi'de devam ediyor. Yine bu üniversitelerde de bu bölümü tercih ederseniz sizi çok besleyeceğinize inanıyorum. Biraz kişiyle de alakalı. Kişi kendini tabii geliştirmek istiyorsa, sürekli gelişime açıksa ve bulunduğu ortam da buna fırsat veriyorsa, mesela Boğaziçi gibi bir ortamsa, kendini geliştirebilecek çok farklı alanlar da bulabilir. Ve belki de şunu söyler, ya ben fen bilgisiyle ilgili çok iyi bir eğitim aldım akademik olarak. Ama okulda şunları şunları da yapmıştım. Bu sosyal bir aktivite olabilir. Mesela bir sanatçı olabilir, heykel sanatçısı olabilir. Ha ben sanatçı olmaya karar verdim çünkü okul bana böyle bir şey de kazandırdı. Hani okul sizi o anlamda çok besleyebilir. O yüzden bence kesinlikle okul tercihlerinizde de dikkatli olun. O okulun ortamını sever misiniz? Eğer kampüsleri gezme fırsatınız varsa kampüslere bir gidip bakın, o havayı koklayın. Fen bilgisi öğretmenliğinden mezun olduktan sonra öğretmenlik dışında hangi meslekleri yapabiliyoruz? Evet, bu sorunun cevabı çok geniş. Aslında herhangi bir bölümde okuyan bir insan için de çok geniş bence. Son gelişmeleri takip ediyorsanız eğer, Google ve Apple artık diplomaya bakmayacaklarını söylediler işe alırken. Yani sizin diplomanızın hangi bölümden olduğu çok da önemli değil. Kendimden örnek verecek olursam, ben şu anda bir startupta çalışıyorum. Ve çalıştığım alan da insan kaynakları altında. Burada ne yapıyorum? Organizasyonel gelişim. Yine eğitim içerikleri hazırlıyorum ama baktığınızda fen bilgisi öğretmenliği yapmıyorum. Ve kimse bana çıkıp da şey demedi. Ya Şenur, sen fen bilgisi öğretmenliği okumuşsun. Buraya giremezsin. Bu işte başarılı olamazsın demediler. O yüzden eğer siz bu bölümü okursanız ve farklı bir şeyler yapmak istiyorsanız kapılar size açık. Kendinizi kesinlikle sınırlandırmayın. Tabii şunu söyleyemem. Hani bir makine mühendisi olmak istiyorsanız bu problem ne olabilir? Ya da bir mimar olmak istiyorsanız tabii ki bununla ilgili bir eğitim almanız gerekiyor. Ama insan kaynaklarında çalışmak istiyorsanız, şirketlerin eğitim departmanlarında çalışmak istiyorsanız, bir yayın evinde çalışmak istiyorsanız mesela, yayın evinde çalışan arkadaşlarım da var. Ya da akademide devam etmek istiyorsanız. Bu değişir. Bu tamamen size bağlı. Siz hangi yetkinlikleri kazandınız? Hangi deneyimleri yaşadınız?
İşveren sizde bunlara dikkat edecek. Süper, süper. Hocanın tavsiyeleri gayet iyi. Bence kulak asmakta fayda var. Bu bölümü okumanın ve sonrasında meslek hayatının en zor kısmı sizce nedir? Şimdi bölümü okurken özellikle bizim okul özelinde şunu söyleyebilirim. İlk iki sene alan dersleri alıyorsunuz. Bunlar matematik, fizik, kimya, biyoloji. Ve bu alan derslerini aldığınız insanlar aslında o alanın uzmanları diyebiliriz. Mesela fizik bölümünden okuyan dersler öğrencilerle fizik dersini alıyorsunuz. Moleküler biyoloji ve genetik okuyanlarla biyoloji dersini alıyorsunuz. Kimya mühendisleriyle kimya dersini alıyorsunuz ve bunlarla ortak bir sınava giriyorsunuz. Çana ve çan üzerinden değerlendiriliyorsunuz. Bu tabii biraz zorluyor sizi. Çünkü hani siz alanın uzmanı değilsiniz, alandan biraz almanız gereken bir şeyler var. Ama o sınava girmek zorundasınız ve o sınavda başarılı olmak zorundasınız. Bu okurken beni biraz zorlamıştı açıkçası. Motivasyon olarak düşürmüştü. Çünkü hani CC alıyorum mesela. Neden CC alıyorum falan diye sorguluyordum. Çünkü adil olmadığını düşünüyordum ama sonra baktığımda iyi ki de onlarla almışım. Alanın uzmanlarıyla almak o kadar da kötü bir şey değil. İlk iki sene bu sizi zorlayabilir. Sonra alana geçtiğinizde yani mesleki derslere geçtiğinizde şu zor, sınıf yönetimini sağlamak. Gerçekten bunda zorlanmıştım ben. Özellikle stajlarımda da eleştiri aldığım noktalardan biriydi. Sınıf yönetimi zor bir konu. Ama bu deneyimle, pratikle öğrenilecek bir şey. Bunu söyleyebilirim. Mesleğe geçtiğinizde ne de zorlanırsınız? Ebeveynlerle iletişim kurmak zor olabilir. Çünkü çok farklı karaktere sahip insanlar var ve sizin işinize çok karışmak isteyebiliyorlar ya da hiç öğrenciyle ilgilenmeyip tamamen eti senin, kemiği senin şeklinde bir yapıyla da gelebiliyorlar. Ve bu noktada sizin üzerinize çok fazla sorumluluk düşüyor. Özellikle öğrenciyle ilgilenmeyen bir ailesi varsa siz onun gelişimini tamamlamakta zorlanıyorsunuz. Dersi anlatırken de zorlanıyorsunuz. Bu noktada zorlanabilirsiniz. Hocam cevaplarınız için teşekkür ediyorum. Çok terkan içerisinde kaldım ama gayet keyifliydi. Fen bilgisini de öğrenmiş olduk biraz ucundan. Gayet güzel sorular yönlendirmişsiniz o zaman arkadaşlar. Ekstra bir şey sormak isterseniz bana ulaşabilirsiniz zaten. Süper. Yorum da bırakabilirsiniz. Onu söylemiştik. Süper. Öyle tekrardan ben de söylemiş olayım. Yardımcı olmak isterim herkese. Çok güzel. Ayşenur hocamız kendisi zaten eğitimci. Kendine eğitime adamış bir nefer. Adeta eğitim bir neferi. O yüzden bölümünüz ve üniversiteniz sizin tercihinde bölümün ve üniversitesi hakkında kendisinin sorularını detaylı bir şekilde eksik bir şey buluyorsanız sorabilirsiniz. Bu videoda bulamadığınız cevap varsa. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Videoyu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, aşağı yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Tekrar söylüyorum bunu. Buradan kurguda Melih'e teşekkür ediyoruz. Melih tatilde ama yine de devam ediyor. Melih sana da selam olsun. O da arkadaşlar tişörtümü ben çok beğendiğim için tekrar reklamını yapıyorum. Tişörtüm çok güzel. Hardline. Evet, çocukluğumun oyunu. Ben çok gamer biri değilim. Oynadığım iki tane ya da üç tane oyun vardı toplam hayatta. Bir tanesi buydu. O yüzden sürekli övüyorum bunu. Ayşenur, zahmet ettin geldin. Ayaklarına sağlık. Kıyamet kopabilir. Evet. Abi dakika. Kapatma. Instagram'dan takip etmeyi unutuyorsunuz. Instagram'dan da takip ederseniz seviniz arkadaşlar. Unistart. Aşağı bırakıyoruz her şeyin linkini. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kapatabiliriz. Hoşça kalın.